Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Golva.com'da biliyorsunuz benim de köşe yazılarım var. Hatta bir tane köşe yazısı yazmam lazım ama çaktırmayın bayrama geldi. Yok yok işin bir tar şey tarafı şöyle dursun. Yazacağım ama eee Tam onun ilçeleri soğuktur diye aklıma geliyor. İşte Çatalca olsun, Pendik falan olsun soğuktur diye aklıma geliyor. O yüzden biraz e, değiştirip başka şey yazma fikrim var. Bakalım ne olacak. Fenerbahçe'de gündem yoğun ve enteresan bir olay var. Çok enteresan bir olay var. Müjdeli bir olay var. Ama önce haber turumuza başlayalım. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon biliyorsunuz kız kardeşinin kaçırılması vesaire gibi sansasyonel olayların arkasından Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak gelen Enner Valencia bu sezonki gösterip göstermediği performansla yolların ayrılabileceği düşüncesini Fenerbahçe'ye hissettirmiş durumda. Bir yıl daha sözleşmesi kaldı. Ancak Meksika'dan iki kulüp resmen talip oldu. Resmen. 32 yaşındaki Valencia'nın tekliflere sıcak baktığı ve menajeri Gonzalo Vargas'ın önümüzdeki günlerde Sarı yönetim ile masaya oturacağı belirlendi. Valencia Fenerbahçe'ye gelmeden önce Meksika ekibi Tigres'te forma giyiyordu. Başkan Ali Koç'un bu sezon performansında belirgin bir düşüş yaşanan ve Kasım ayında 33 yaşına girecek olan Valencia'nın ayrılığına soğuk bakmadığı belirtiliyor. 1,5 milyon euro garanti ücreti olan Hayır Yıldız oyuncu bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıkarken sadece 4 gol atabildi garanti ücreti bir buçuk milyon euro değil. Bu palavradan bir önce çıkın. onu söyleyeyim. maç başlarının daha ciddi de olduğu, daha değerli bir pozisyonda olduğu bir ücret skalası var. Hani o şekilde araştırmanızı rica ederim. En azından dürüst olursunuz. Herkesin de dürüstlüğe ihtiyacı var diye düşünüyorum. Orada 23.332 oldu. Bakalım 23 bin olacak mı abone sayımız inşallah nice abonelere çok daha güzel gidiyor. Şimdi 3 aydır ilk 11'den uzakta. Bu sezon sakatlıktan etkisini aslında şunu da söyleyeyim bak, de öldür hakkını yeme. Ben kimsenin hakkı geçmesin ya Müslüman olmasa da hakkı geçmesini isterim. Valencia aslında çok güzel gidiyordu, çatır çatır gidiyordu. kütür kütür gidiyordu ama bir sakatlık yaşadı omuzdan diye hatırlıyorum ya. Ah ha, 23333 oldu bu arada. Saatler ee, 1958. Ama bu videoyu siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Yarın izlersiniz. Önemli değil. Zaten bilgiler kalıcı bilgiler ve öğrenmenizi istediğim bütün duyumlar bu videoda olacak inşallah. Şimdi Valencia o sakatlıktan sonra Serdar Dursun'un da yükselen formu, Berişan'ın durumu da malum bir türlü kadroya giremez oldu. Son olarak 12 Şubat'ta Giresun'un oynanan maçta ilk 11'de forma gidi ve 3 aydır ilk 11'den uzak durumda yaklaşık. Ayrılık için yeşil ışık yanabilir diyor. Şimdi bonservis beklentisi olmadı demiş ama yalan söylüyorlar. Bizim bonservis beklentimiz var Valencia'dan. 1-2 milyon eurocuk var. Şimdi şunu da söyleyeyim. Siz futbolcu kötü oynuyor diye bonservissiz gönderirseniz ya da böyle bir imaj verirseniz Kadronuzdaki her futbolcu gitmek istediği zaman kötü performans sergileyemez mi? Değil mi? Düşünmekte fayda var. Ben Valencia'nın gitmek istediğini hani %90 ihtimalle de gideceğini söyleyeyim. Son anda çıkıp da karar değiştirir, fikir değiştirir. Sonra bana yüklenmeyin. Ama Valencia yolcu gibi sadece Meksika Ligi takımları değil. Bazı İngiltere takımlarında da bir şeyler var. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani ben o kadar söyleyeyim. Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi. Sezonu ikinci tamamlayıp önümüzdeki yıl şampiyonlar ligi elemelerinde yer almak istiyor. Fenerbahçe transfer çalışmalarını erken başladı. Bu arada e, sizler sıkılmayın diye hızlı hızlı veriyorum arkadaşlar. Hocam ne bu acele bir yere mi yetişeceksin demeyin. Size yetişmek istiyorum. Yani sizleri çok e, bunaltmak istemiyorum. Şimdi Kim Minji ya da Atilla Salahi'ye resmi transfer teklifi gelmesini bekliyormuş Fenerbahçe ki e, haberi yapan arkadaşın haberi yok muhtemelen var resmi teklifler ee, ikisi de çift tane merak etmesin kardeşimiz İkisi de çift tane ama ikisi de e, diş doldurur değil ya yani bilmiyorum beni tatmin etmedi siz de etmez acaba kaç ki ya Valen şey Valen kim? Hani opsiyonlar mopsiyonlar cırt, cırt hepsi birlikte 13 milyon euro yapıyor. Yani o civarda yapıyor. 13 milyon euro ya da o civarda yapıyor. Beni tatmin etmedi. Sizi de etmez. Ee, kimle ilgili daha sonra konuşacağım zaten. Şimdi <laughs> bu isimleri göndermek isterken inceleyip sık dokuyor demiş. Stoper bölgesinde olası ayrılığa karşı Danilho, Doekhi ve Haret Ortega'yı kadrosuna katacakmış Fenerbahçe. Yani ee... Doğru ki şimdi futbolcuların ikisinin de ismini şu anda duydum. Hemen sizlerin huzurunda Google Efendi'ye sorarak e, bu işi çözüme kavuşturuyorum. Yani şu anda bakın ben böyle yaptığım zaman diyorlar ki bak duyumu yok. Futbolcuyu beğenince benim duyumum var. Sizin huzurunuza söylüyorum. İlk defa burada duydum iki ismi de. İki ismi de ilk defa burada duydum. Sizin huzurunuzda internetten bakayım da olup olmama ihtimalini anlatayım. 1. Doğu Eki Vitesse takımında oynuyor. 3 milyon euro piyasa değeri yazın sözleşmesi sona eriyor. 1.90 boyda yaşı 23. Hollanda doğumlu. Bir, Hollanda bu 21'de 5 kez oynamış. Golü yok. Bu sezon Surinam asırlıymış bu arada. Surinam Galatasaray yok o başka. Surinam ama Şimdi bu sezon toplamda 39 maça çıkmış. 4 golü var. 3488 dakika. Bir şey söyleyeyim mi? Menajerlik şirketi Rogon Rogon Rogon. Hava serman. şirket. Olabilir. Mantıklı. Muhtemelen haberi o yüzden yaptılar. Ortega'ya bakalım. Harit Ortega. Meksikalı Igaola şehrinde doğmuş. Oo, Igaola'yı bilenler mutlaka vardır içinizde. Şey arkadaşlar Meksika'da e, camilerin en az olduğu şehir. Ee, şey var hatta. Türkü bar falan var. Hocam ne güzel atıyorsun yahu. Ne, ne yapayım arkadaş doğum yerine. Bu da 1.90 boyunda. 19 Mayıs 2000 doğumlu. Doğum tarihi de çok güzelmiş. Yani 3 milyon euro piyasa değeri var. O da yazın boşa çıkıyor. Bu arkadaşımız Toluca takımında. Tolus, Tolus diye mi okunuyor? Toluxa. Ne diye okunuyorsa okunsun. Bu arkadaş Safkan Meksikalı. Yani bunun dedesi falan acılı sosla yemeden yatamıyorlarmış. You First Sports yani sen bir sporcular şeymiş oyuncu danışmanı. Bu arkadaşımız 29 maça çıkmış. 4 gol, 2 asist var. 2460 dakika. Baktığınız zaman Meksika liginde. Allah hayırlı mübarek etsin inşallah. Hangisini alıyorsak da hayırlı olsun ama eee doğaki ismi biraz mantıklı gibi gelse de cık, zor. Kim Minji'yi de Salahi'yi de Bunların o alter o boşluğu dolduracaklarını zannetmiyorum. Ha tabii ki de kim gibi, Salai gibi maliyeti düşük, genç ileride kulübe para kazandırabilecek isimler yönelmiş durumda olacağımızdan herhalde hiç kimsenin şüphesi yoktur. <laughs> yani Doğu -E ki 39 maçta forma giymiş. Yani tecrübeli bir isim. Mantıklı bir isim. Yani 5 büyüklükten birçok takım ilgilendiği belirtiliyor demiş. Bunu bize koklatmayabilirler. Mantık olarak da öyle duruyor. Hani 3 milyon euro ama olsun. Diğer arkadaş da malum. Ben dediğim gibi bana gelen bir duyum yok bu iki arkadaşla ilgili. Ama mantık olarak hani hocam sen seç deseniz ben de o ikiyi alırım. İzlemediğim halde söylüyorum ama ha, yanlış anlaşılmasın. Hocalar falan takip etmiştim yok. Fenerbahçe'den 5 transfer hamlesi birden. Gelelim bu habere. Gelin Hemen, hemen acil bir şekilde Bunda da verelim. Ekranda da verelim. <laughs> İkincilik hem iç hem dış transfer. Yerli planlaması 5 transfer bitirmek. Sen var istiyor 5 transfer verecek 50 milyon euro daha. Ee, Şampiyonlar Ligi bilet önemli mesafe. Ali Koç genel kurmay. yok kurmayları. 3 ismi kadrosuna katmak 2 futbolcuna yeni sözleşme. Tamam. 3 harfli. Ortası iyi. Ne? Kim mi? Ne bu? 7 artı 4, 8 artı 3 falan filan. E hızlan. Ertuğrul Taşkıran yine Kasımpaşa'da şey yapan Eren Elmalı. Göztepe'nin Halil Akbunar bu isimlermiş. Ben de hesap bir şey anlatacak zannediyorum ya. Haberi şimdi okuyorum. Ee, Ertuğrul Halil bitmek üzereymiş. Vah vah. Vay be. Hangi Halil bitmek üzere? Hani Halil, hangi Halil bitmek üzere? Serdar Aziz imza bekliyor demiş. Serdar Aziz'i geçin arkadaşlar. Yani geçiniz. Altay'la görüşme yapılıyor demiş. Altay Bayındır'la Altay'la görüşme yapılmıyor. Altay'la görüşme yapılsa 15 dakika sonra kapını duyarsınız. Yani 15 dakika sonra hayırlı olsun derim ben. Altay'la görüşme yapılmıyor. Gerek de yok. Çünkü Altay'ın kendi ifadesi var. Yani gerek yok. Sözleşme uzatmak istiyorsanız siz bana sözleşmeyi getirin. Ben imza atayım altına diye. Şimdi Beşiktaş Abdülkerim Bardakçı için Konya 2 milyon euroluk teklifte bulunmuş. Onlar da demiş ki Holosko artı bir miktar para. Holosko? Holosko ne? Şey bu. Eski kripto para birimi. kripto futbolcu birimi. Şimdi Konyaspor Konya Spor 4 milyon euronun altında teklifi kabul etmeyi düşünmüyormuş Abdülkerim Bardakçı için. Şimdi ben size dedim değil mi? 8 artı 3 olursa şöyle böyle diyeyim. Ne 3'ü ne 4'ü 6 milyon euro istiyorlar Abdülkerim Bardakçı için. 6 milyon euro. Varsa veren enayi buyursun versin. Galatasaray Domenek Torrent'le yolları ayırma kararı aldı diyor Galatasaray duyumcuları. Hayır Torrent çok iyi bir teknik direktör. Sizi ileriye taşıyabilecek bir teknik direktör. Sakın yollara ayırmayın. Sonra çok pişman olursunuz. Orada maşallah bir bereketlenme var kanalda 23.336 oldu inşallah biz bu videoyu izlerken şurası belki 23.400 olur mu yok o zor çünkü kayıt olduğu için o güncellenmiyor aşağıdaki ibare var ya ben çekim şu an çekim yapıyorum ya internetim de açık olduğu için yani 23.400 olsa anlık olarak o değişiyor Keşke öyle olsa <laughs> şimdi da şöyle kaldırım. Eriketinde bombalar falan patlıyordu bir ara. Sıradaki haber Bayern Münih 32 yaşındaki Thomas Müller'in sözleşmesini 2024'e kadar uzatmış. Bizim bir hayalimiz vardı. Löv gelecekti. Thomas Müller'i de getirecekti. Tabii. Oğuzhan Yakup da 150 milyon euroya satılacaktı. Yok o başkaydı ya. Arkadaşlar. Belki bilginiz yoktur. Ee, o yüzden küfür potansiyeliniz düşüktür. Ben size bilgilendireyim. Bazı arkadaşlar Thomas Müller'in Fenerbahçe'ye Lövre birlikte gelebileceği iddialarında bulunuyorlardı sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Demek ki Löv gelmiyor. Brezilya basınında bir haber var. Tite'nin sözleşmesi bittikten sonra Tite demiş ki benim de bir arkadaşım vardı. Soyadı Titi'ydi. <laughs> ne demek diyorduk? Bir maymun türü diyordu. O da iyi bir Fenerbahçeliydi. Belki akrabası falan olan varsa selamlarımı iletsin kanala da davet etsin. Şimdi Tite'nin sözleşmesi bittikten sonra Brezilya milli takımına Kuka, Jesus, Abel Ferreira. Bu üçlüden birini getirmesi bekleniyormuş. Bu Abel Ferreira'yı ben nereden hatırlıyorum ya? Abel Ferreira. Biz bunu mu getirmeye çalıştıkla bir dönem? Harbi biz bunu teknik direktör olarak getirmeye çalıştık. Tamam doğru. Portekiz'de. <laughs> Yalnız iyi gidiyor ha. 2.28 puan ortalaması. Bir şeyde de Parmeliaş'ta. Abel Ferreira. Ee, Kuka'yı bilmiyorum ama Jesus ismi benim için önemli. Hani Jorge Jesus, Abel Ferreira ya da Kuka'dan birini getirmek istiyorlarmış. Geçtiğimiz günlerde de Jorge Jesus Brezilya'ya gitti. Ama Brezilya'da takım çalıştırmayacağını açıklamıştı. Bakalım ne olacak? E Jesusla ilgili de enteresan şeyler var. Hani e, Sercan Hamzoğlu bugün diyor ki, Jesus yardımcıların Fenerbahçe yardımcılarının Fenerbahçe kasetlerini izlesin, oyuncu yapısını eksiklerini bir görelim, kafamızda bir şablon çıkaralım demiş. Diyor. Bu iş buraya kalmamıştır bence çoktan izlemiştir. Hatta demiştir şu kadar takviye gerek diye düşünüyorum. Bilmiyorum kanalımızın değerli takipçileri siz de benden aynı şeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsunuzdur. Bence düşünüyorsunuzdur. <laughs> Kusura bakmayın. Bu arada duyuma yani teknik direktör duyumu ile ilgili yüzde yüz duyum veren doğru duyum veren tek benim sosyal medyada bilginiz olsun. Nasıl yani hocam sen verdin mi? Verdim. Çok verdim. Aynı şey. Aynı duyumu defalarca verdim. Hocam biz kaç yıldır konuştuk. söylerim. Söylerim tabii ki şekerim. Söyle hadi hocam. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü konusunda. Teknik direktörlerin kendileri de bir açıklamada bulunsa geldim diye ya da gidiyorum diye. Ali Koç da açıklamada bulunsa, Selahattin Baki de bulunsa, Can Gebe Taş da bulunsa, başkası da bulunsa. Aslında Sublubinal de iyi bir duyum vermiş oldu ama. Başkası da vermiş olsa inanmayın resmi imzayı görene kadar. Neden? Neden? Ben size neden olduğunu anlatayım mı? Vitor Pereira gittikten bir, bir buçuk hafta sonra löv tamamdı. Bir, bir buçuk hafta sonra löv tamamdı tamam. Çartlar anlaşılmıştı. İsmail Kartal gelmeden önce zaten lövün bilgisi vardı. Yani İsmail Kartal gelebilir tabii ki de. Ben İsmail ile çalışmak isterim. Fenerbahçe'nin durumu bana en iyi aktar o aktarır gibisinden. Ee, 15 Nisan gibi falan Jorge Jesus işi kızışmaya başladı. Yanlışım yoksa ya da 15'in hani o, o, dönemde kızıştı. Daha önce de bir görüşme vardı. Şu yoklama çektik ama Jorge Jesus'la görüşme yapılmadan bir hafta önce de löv okeydi. Yazın gelip başlıyordu. Hatta 1 Haziran'da gelip başlıyordu. Anlatabiliyorum değil mi? Ne demek istediğimi. Jesus için de aynısını söylüyorum. Başkası için de aynısını söylüyorum. Bu gidişattan ben rahatsızım. Bu gidişat İsmail Kartal'a doğru gidiyor. Haberiniz olsun. Bak haberiniz olsun. Bu gidişat oraya gidiyor. Orada bu Abel Ferreira şey. E, Abel Ferreira bir şeyde Braga'da, Pauk'ta. Erip 1.90 üstünde ortalama yakalamış. Zamanında. Neyse. <laughs> Dediğim gibi imzayı görene kadar kimseye inanmayın. Bana da inanmayın. Başkasına da inanmayın. Ama şu anda iş iyiye gidiyor gibi duruyor. Niye iyiye gidiyor gibi duruyor? Yani Jesus son görüşmede Başkan Ali Koç'a demiş ki önceliğim birinci önceliğim Fenerbahçe diyemem ama en ciddi adaylardan birisiniz demiş. Jesus Ali Koç'un düşünce politikalarını, projelerini çok beğendiğini söylüyor. Bunu söyleyeyim. Sercan Hamzoğlu da diyor ki eğer Jesus olmazsa %99.9 İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak. Zaten yönetim ikiye bölünmüş durumda diyor. Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Ömer Temelli gibi isimler 20 milyon euro gibi bir para kasada kalsın. O paraya transfer yapalım. İsmail Hoca bu işi yapar diyor. 20 milyon euro ne biliyor musunuz? Ben söyleyeyim mi? Söyleyeyim siz o kadar abone oluyorsunuz, beğeni atıyorsunuz, reklam falan tıklıyorsunuz. Söylemezsem yazıklar olsun bana. 20 milyon eurodan kasıt şu. Yıllık maliyeti, vergisi, algısı, calgısı, çengisi, çüngüsü 7 milyon euroyu buluyor arkadaşlar. 3 yıllık maliyeti bu. 20 milyon euro diye kastedilen. Bilginiz olsun. Biz hocam biz 5'e çekersek gelir diyordun. Ya bu vergisi algısı calgısı cungusu olmadan. Yüzde 40 falan vergi var. İyi de hocam biz vergiyi futbolcuda biliyorduk. bu futbolcu da sözleşme yapıyor. Teknik direktör vergisi var. Haberiniz olsun. Yani yüzde 99 İsmail Kartal. Bak buna doğru derim. Yani o 20 milyon euro kasada kalsın o paraya transfer yapalım. İsmail Hoca bu işi yapar diyor. İsmail Kartal'da devam edilirse Ali Koç transfer transfer yapmaz. Bir de İsmail Kartal'ın hani e, transfer geçmişi, scout geçmişi çok belli değil ki. O riske girer mi? Zannetmiyorum. Vitor Pereira kendisine Brezilya'daki derbinin önemiyle alakalı yöneltilen soruya sinirlenmiş. Ben kaç derbiye çıktım biliyor musunuz? Ben ben, ben Türkiye'de bulundum. Bak bana derbinin ne olduğunu bilmediğimi mi söylüyorsun?" demiş Vitor Pereira. "Ulan ben Türkiye'de. Oğlum ben derbinin memleketinden geliyorum." demiş. Türkiye'de Trabzon'la Fenerbahçe maçına bile derbi deniliyor demiş. İyi de onlar aynı şehrin takımı değil mi demişler. Değil demişler. O zaman niye derbi deniliyor? Oğlum orası Türkiye demişler. Ya. Ya. Ama tabii Türkiye'deki tanımlama başka arkadaşlar. Türkiye'de derbi dediği hani şampiyonluk yarışının hani şampiyonluk yarışında böyle kıran kırana mücadele yapan ya da şampiyonluk sayısında ee, mesela Trabzon'un 7 şampiyonu, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu var. 4 katı. Demek ki Fenerbahçe'nin 4'te 1'i şampiyonluğuna sahip olan takımlar bile derbi olarak adlandırılıyor. Çünkü maçlara ve kupalara anlam katan ülkemizde Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe yoksa istediğin karşılaşma, istediğin kupa müsabakası olsun. Böyle bir olay var. 30 Haziran'da Boka'dan ayrılacak olan Pavon'a Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu yazılmış sosyal medyada. Kim? Pavon. Hmm. Ne kadar tanıdık geliyor bu duyumlar. Ne kadar tanıdık geliyor. Şöyle saati kuruyoruz. Bırakıyoruz. Tık, tık, o böyle kendi kendine çevirirken aradan bir, bir buçuk ay geçiyor. Pavon diyorlar. İki ay geçiyor. Iki, üç Mart. Abonelere özel pavon duyumu 3 Mart. Üyelere özel pavon duyumu kaç Şubat? 1 Şubat mı? Christian Pavon görüşüldü. Teklif sunuldu. Pardon Ocak olması lazım. Şubat diyelim hadi. Şubat çıktı ağzımıza. Görüşüldü. Teklif sunuldu. Ne kadar istersin diye şartlar çok hoşumuza gitti. Etti. Ama bir Brezilya takımıyla bir ön protokol imzaladı arkadaşımız. Ya da sözlü bir protokol değil, Anlaşmaya vardı. O yüzden beklemeyin. Napoli Kim Minji için 15 milyon euroluk teklifi hazırlanıyormuş. 15 milyon euro. Ve gazette İtalya tarafından da bugün belirtilmiş 15 milyon euro. Çok az. Çok çok az. 15 milyon euro. Çok ama çok az. Biz 15 milyon euro falan o 15 milyon çok az. Ya Mahmut Bey'in hastane parası o ya. 15 milyon euro çok az. Zannetmiyorum 15'i. Ha 25 olur mu? Niye olmasın? E 25 milyon euro niye olmasın arkadaşlar uluslararası bilmem ne şeyi ee, ha, uluslararası bilmem ne platformu Fenerbahçe'de kimin cini değerini 25 milyon euro göstermiş niye olmasın ya niye olmasın ha şunu da söyleyeyim bak yarın bir gün önünüze şöyle bir şey çıkacak Aa, İsmail Kartal ee, Ali Koç'a transfer listesi verdi. Arkadaşlar bu yüzde yüz olacak bir şey. Bu gerçekleşecek bir şey. Bunu görünce, aa, bunu görünce işte kesin hocam İsmail Kartal kaldı. Bak sen dediğine geldik. Hayır bu değil. Bu değil arkadaşlar. Bu mevzu bu şekilde değil. Mevzu şu. İsmail Kartal şu anda yükümlü. Bir rapor hazırlamakta yükümlü, sorumlu. Bunu yapacak. Diyecek ki benim şartlarıma göre de şunlar gitsin. Şu paralara gidebilirler. Şunları istiyorum. Örnek veriyorum. Sadece örnek veriyorum. Yanlış anlaşılmasın. Luis Suarez yıllık ücret 2-3 bandına verilip getirilebilir. İşte sol kanada işte bu penzayı istiyorum. Bu penza satın alma opsiyonunda alınabilir. Sol beki konan boştaymış. Alın. Eren'i de alırım derseniz ben Ferdi'yi sağ öne çekeceğim. Ne kadar da sol bek oynasa da şöyle böyle. Ya da sol beki Eren Elmalı'yı getirin. Konan'a gerek yok. Ya da Konan'ı getirin ile. Dönüşümlü oynarlar, birbirini tamamlarlar. Ben Ferdi Joker kullanacağım. İşte sağ bekte Nazım Musa yeterli stoperde işte Tisserant gönderin gitsin. Kolkır'ı beğenmiyorum. Şunu alın, şunu yapın edin. Bir rapor sunmak zorunda. Belki sayfalar dolusu bir rapor sunmak zorunda. La bir öğretmen bile sezon bittiği zaman karne veriyor çocuklara. O sezon başka bir yere gidecek bile olsa, yani değil mi? Tayini çıkıp başka bir okula gidecek bile olsa karne vermiyor mu? Vermiyor mu hocam? Veriyor. İsmail Kartal'a böyle bir şey verecek. Sakın böyle bir haber gördüğünüz zaman bana gelip de hocam böyle bir şey var. Bir Sana güveniyoruz ama. Sana güveniyoruz ama. İsmail Kartal'dan izle vermiş. Bu ne ayak diye bana sormayın. Olay bu. Metin Saplamalı e, işte, Sipahioğlu Şimdi gelelim çok önemli resmi TBMM belgesine diyor. Beşiktaş'ın 1959 öncesi iki şampiyonluğunun sayılmasının ardından 2013'te milletvekili Sayın ÖY diyeyim. Yok Özcan Yeniçeri. Tamam. Şimdi aklınıza başka bir şey getirip de hocam bu parti denmişsin falan filan salak salak konuşmayın diye söyledim. Özcan Yeniçeri bilmiyorum hangi partinin şeyi. İstanbul diklerinin de sayılması için TBMM Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç'ın dikkatine resmi bir başvuru yapmış. Dönemin Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç bu başvuruyu 2014'te şöyle cevaplamıştır. Bu arada eki var görseli var. Ekrana vermek istiyorum ama çok küçük puntolarla yazılıyor. Gerek duymuyorum. Süremiz fazla uzadı yeterince. Metin Sipahioğlu'nun yani Metin Sipahioğlu yazdığı zaman direkt çıkıyor Twitter'da. Hani bu resmi TBMM ve Spor Bakanı cevabında şampiyonlukların sayılmasına dikkat edilen ana esas ve hukuk hususun farklı şehir ve bölgelerden takımların olması olduğunu belirtmiş. Farklı şehir ve bölgeler Şampiyonlukların tespiti hususunda dikkat edilmesi gereken nokta Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu şampiyonlukların tespitini yazarken yalnızca milli olan ligleri göz önünde bulundurmasıdır. Bunun sonucu olarak yerel olarak oynanan liglerin şampiyonları Türkiye şampiyonu olarak kabul edilmemektedir. Zira yerel liglerde statüleri gereği ülkemizin diğer il ve bölgelerinden herhangi bir takımın katılımının sağlanamamış olması, sağlanamamış olması nedeniyle Türkiye sathında yayılan bir şampiyonadan söz edilememektedir. Ee, yazılı soru önergesi de var. Cevap da var. Çok güzel bir şekilde. Resmi arkadaşlar belge. Dönemin spor bakanı Sayın Kılıç'ın Kılıçın bu cevabından harare, harekette. Hocam acıktın da ne yaptın? Yok ya heyecanlıyım. Dönemin spor bakanı Sayın Kılıç'ın bu cevabından hareketle. Fenerbahçe Spor Kulübü ve diğer kulüplerin başvurusunun tamamı ulusal şampiyonalar olduğundan farklı bölge şehir takımlarını her birinde en az 1959-67 arası ligimiz kadar ve bazen 30 şehire kadar kapsadığından red imkansızdır. Yani diyor ki ya seve seve ya da zorla kabul edeceksiniz Fenerbahçe'nin 5 yıldızını. Mecbur edeceksiniz diyor. Alın size devlet kayıtları. Ha gerçi devlet kayıtları diyoruz da bazı arkadaşların hani getirdikleri argümanlar sanki Türkiye devletin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin değil de başka ülkelerin cumhuriyetlerinin devletleri gibi geliyor. Yani profesyonel değildi dediler. Her yerde prof olmayan dönem sayıldı falan filan. Şu bu bölgesel dediler. Ulusal olduğu TFF, UEFA yayınlarında çıktı. Kısmi bölgeler dediler. 59-67 arasında ligde sadece 3 şehir takımı var. İstanbul, Ankara, İzmir. Bu da ortaya çıktı diyor. Yani şimdi tek argümanları bir senede iki şampiyon olmazmış diye söylüyorlar. İtalya'da 21-22'de iki şampiyon sayılıyor. Brezilya'da 66-67 ve 67-68'de iki. Se i̇ki senede dört şampiyon var. Üstelik 66-67'de Palmeiras ikisinde kazanıyor ve sayılıyor. Arjantin'de hep bir sezonda iki şampiyon var. Brezilya'da da var ya. Ee, Güney Ligi, şey Ligi, Yaz Ligi, Kış Ligi var diyebiliyorum. Özetle dünyanın her tarafında eğer federasyon düzenlediyse ve turnuva İstanbul İzmir gibi şehir ligi değil ulusal bazda farklı şehir takımlarını karşı karşıya getiriyorsa profesy e hani profesyonelliğe vesaire bakılmadan şampiyonluklar geçerli sayılıyor demiş. Burada da er ya da geç sayılacak demiş. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Demirspor'un hükmü mağlubiyetine Ne diyor? İstanbul'daki maç Demirspor 1-0 galip durumdayken olaylar çıktı. Demirspor'un hükmü mağlubiyetine karar verildi Galatasaray'a karşı. Galatasaray'ın o bir şampiyonluğu. <laughs> Ankara'daki rövanş maçı da iptal ederek Galatasaray Türkiye şampiyonu olmuş. 1939 milli küme şampiyonluğu. Düşünün yani şeyden Adana Ankara Demirspor'la puanları eşitmiş. O zaman da aynıymış lan Galatasaray. Hiçbir değişiklik yok. Hiçbir değişiklik yok. 39 yılında da aynıymış. Ya bunlar resmi evraklarda var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani de ayıbeden konuşmuyorum yani. Bilginiz, bilginiz olsun. Bu arada bir önceki videoda belirttik. İdman'a falan bakıyorum. Erdi de İdman'da ne bileyim. O sayede idmanda. Neyse idmanda güzel şeyler var. Siz onları Fenerbahçe resmi hesabından bakın. Durum bu. Yani 5 yıldızı eninde sonunda verecekler. Bu aslında heyecanlandığım noktada bu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Sosa kesinlikle gidecek. Hatta Estadiantes sezon sonunda takımdan Fernando Zuki ayrılacakmış ve iki aday belirlemişler. İlk isim Jose Sosa'ymış. Bir de Rodrigo Alejandro'ymuş. Yok. E -e evet, oymuş. Yani Sosa'nın transferinin gerçekleşmesi, Estudiantes'e gitmesi bekleniliyor. Biz ne uzatmayacağı yüzde bir milyon. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Biz de uzatmayacağı yüzde bir milyon. Nereye gidiyorsa gitsin. Onu söyleyeyim. Yani 5 yıldız olayını söyledik. Başka ne kaldı? Borussia Dortmund sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Axel Witsel'in yerine Köln'de oynayan Salih Özcan'ı transfer etmek istiyormuş. İnanırım. Niye inanırım? Çünkü Fenerbahçe bir futbolcuya talip olursa o futbolcu patlama yapar. O futbolcu şaha kalkar. O futbolcu depara gider. O futbolcunun futbol hayatı bitmeye gelsin hat trick yapar. Misal Belotti. Misal Aleksandr Mitrovic. Hani hocam o futbol hayatım bitiyordu. Hayır örnek veriyorum sadece. Fenerbahçe bir futbolcu isterse bolluk bereket gelir. Bir şey değil Salih Özcan sayemizde Bundesliga'da rekor kıracak transfer rekoru. Salih'le ilgili daha önce söyledim. Ha, bu haber doğrudur yanlıştır ben bilemem e, adamların şeyini ama Salih Özcan'ın Fenerbahçe'nin almada bir kolaylığı var. Yani ek bir olayı var. Sürpriz bir olayı. O olayı kullanıp 3.5-4 bandını alabilir Fenerbahçe. Bakalım ne olacak. Salih Özcan konusunda verdim vereceğimi. Bir de Türk milli takımını seçmesi de e, ayrı bir olay olmuştur. Salih, Ertuğrul Taşkıran mesela iyi isimler ya. Hani gerçekten düşünüyorum bak Türk iyi isimler, iskeletlik isimler aslında. Ha, Ertuğrul evet yaşlı ama arkasında bir Ertuğrul daha var yetiştirebileceğim. Becerebilsem mesela Eren Elmalı. Hani yapabilecek olsam mesela Ferdi Eren. sol bekin kesin Türk kalecinde Türk 2. Eğer yine 8 artı 3 gidecekse sen zaten 3. elemanı illaki bulursun. Vesaire. Serdar Aziz mesela. O da bu gidişten oynar. Serdar Aziz demişken. Yine ilginç bir duyum vereceğim. Daha doğrusu ben vermeyeceğim. Ben verdiğim duyumu ama Sercan Hamzoğlu ekleme yapmış. Türkiye'nin büyük kulüplerinden biri. Serdar Aziz'e Fenerbahçe'nin verdiğinden daha fazla para veriyor. Ama Serdar Fenerbahçe'yi ve taraftarı çok sevdiği için para için buradan gitmem diyor. demiş. İşte Beşiktaş'a yazdılar. Ondan sonra Beşiktaş'a yazdılar Serdar Aziz'e. Hani Beşiktaş'ta görüşmesi var dediler. Sonra diğer takımlardan Beşiktaş'tan görüştürdüler. Üstelik bizim başkanımız Beşiktaş başkanının ricasını kırmayıp transferlerden dahi çekilirken Beşiktaş'a yazdılar. Serdar Azize ya bilin yani bunları. Sonra şey hangi takımdı ya adında bir şey vardı. Sekiz, e, Liv o takıma yazdılar yani kimlere yazdılar? Ama gitmiyormuş bak. 23.340 oldu maşallah. Rabbim sayımızı arttırsın ya. Çok güzel gidiyor. Üye sayısında da iyi gidiyor. Üyelere bir yayın sözüm var. İnşallah yarın perşembe akşamı, yarın demeyeyim ya perşembe. Bugün diyeyim. Bugün akşam yapabilirim. ben bakayım da müsait olursam yazayım. Çünkü herkes akşam müsait oluyor. Yoksa bana kalsa ben gündüz bugün çarşamba da yapardım. Perşembe de yaparım. Salı da yaparım. Sıkıntı değil benim için ama herkesi bir tutmaya çalışıyoruz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. bu konuda da bu videodan da anlatacaklarım, aktaracaklarım bu kadar. 33 dakika oldu. Kısaca da toparlayayım. Jorge Jesus için ben Ali Koç'a çok güvenemiyorum. İmzayı görüne kadar siz de güvenmeyin. Ama her şey çok iyi gidiyor maşallah. Pavon için daha önce söyledim. Brezilya takımıyla bir sözlü mutabakatı var. Jorge Jesus olursa Pavon'u da ikna edebilir mantık olarak. Salih Özcan'ın Fenerbahçe ilişkin küçük bir olayı var. O olaydan faydalanırsak alabiliriz. Ertuğrul Taşkıran biz vazgeçmediğimiz bir şey, Hayırlı olsun. Doeki ismini ve Ortega ismini burada duydum haberde. Eren Elmalı bu Eren'e herkesten 6 bizden 3 istiyorlardı. Bakalım çeşitli opsiyonlar değerlendirilebilir. Serdar Aziz uzatacak. Valencia'nın ben gitmesine artık %99.9 olarak bakıyorum. Serdar Dursun bu kralında gidiyor. Serdar Dursun bir yere gitmeyecek bu arada. Birkaç sayfa vardı sürekli gönderiyordu. Tekrar tekrar ineleyeyim. Kim Minji Salahi ikisi de en az 19.07 milyon euro gelmediğimizde gitmez. Salahi 13 kime de 15'lik bir teklif. Gece kiminki hazırlık aşamasında. Yoklama mektubu var ama ilgi mektubu. Salahi 13 milyon euro hani opsiyonu artı curtu dahil teklif %100 var. Hallak bunların ben geleceğini zannetmiyorum. Ee, ay Bayındır'la uzatılır. Yeter ki al sana sözleşme deyip önüne koyun. Abdülkerim Ardakçı çok karıştıracak ortalığı. Yabancı kural çok kuralı. Galatasaray umarım Dominic Torrent'e devam eden Thomas Müller olayı böyle olur. 5 yıldız 28 şampiyonluk. Görüyorsunuz. Yani kolay kolay bir babayı duvar kağıdını böyle yapmaz. Bu duvar kağıdı arkadaşlar bilin yani. Burada bir duvar. Fon falan değil bu. Yani şey değil. Efekt mefekt değil. Bildiğiniz elle tutulur. Gözle görülür bir şey. Bu olur ama. Elle tutulur gözle görülür bir şey. Ee, diğer şeyler gibi değil. Arka planımız bu şekilde. Yani üstümüzde feneriyum ürünleri oluyor. Beni bilmeyenler için söylüyorum. Üstümde feneriyum ürünleri oluyor. Ee, hocam pupuma yazıyor. Lan bu forma Fenerbahçe formasında mı giymeyelim? Yani Fenerbahçe forması, feneriyum ürünleri. Elimden gelince bunu yapmaya çalışıyorum. Türkçe lisan ediyorsak affola. Abone olduğunuz için, kanala destek verdiğiniz için, videolarımızı izlediğiniz için, beğeni attığınız için, reklamlara tıkladığınız için, oynatma listelerini iki kat hızlı açtığınız için her şeyden önemlisi. Bana tahammül ettiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.